Geçmiş dönem il başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, uzunca bir süredir, birkaç yüzyıldır Batı ile olan rekabetimizde geri kalmış olmamızın getirdiği psikolojinin artık bir kenara konduğu, Türkiye'nin artık oradaki buradaki eksiklerini gidermekten ziyade dünya çapında bir iddia ortaya koyduğu çok özel bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. İşte bu özel dönemin adı da Türkiye Yüzyılı'dır. Bizler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında artık diyoruz ki Türkiye altyapısını ayağa kaldırmıştır. Türkiye eksiklerini tamamlamıştır. Türkiye millet-devlet kaynaşmasını sağlamıştır. Türkiye milli iradenin egemenliğini ortaya koymuştur. Ve artık bizim hedefimiz Türkiye olarak her alanda dünyanın en kuvvetli 10 devletinden biri olmaktır. Bu çok büyük bir iddiadır. Türkiye yüzyılı bu iddianın etrafında şekillenmiştir. İşte bütün bunlar olurken şöyle bir muhalefete baktığımız zaman aslında Türkiye siyasetinin o kaçınılmaz gerçeğiyle maalesef tekrar baş başa kalıyoruz. Şu bir gerçek, 81 milyon nüfusu olan bir ülkede herkesin her konuda aynı fikirde olması mümkün değil. Cumhurbaşkanımız da dün hitabında ifade ettiler. Böyle bir beklenti olması da doğru değil. Fikir ayrılıkları mutlaka olacak. Demokrasilerde farklı fikirlerin çatışması mutlaka olacak. Ancak doğal olmayan ve açıkçası dünyada bir eşini görmediğimiz durum Türkiye'deki muhalefetin muhalefet anlayışı. Her daim toplumu karamsarlığa itmeye çalışma. Taş üstüne taş koymaktan ziyade o konan taşları ben nasıl olur da alır bir kenara koyarım telaşında olma. İşte bu bakış maalesef açık söyleyelim, adını da koyalım. 1950'den beri en erken tarihi söylüyorum, tabii ki öncesi de var. Demokrasimize, siyasetimize tırnak içerisinde söylüyorum, takoz olmuş bir anlayıştır. İşte inşallah Türkiye yüzyılı sürecinde bu milletin ferasetiyle biz bu anlayışın da değişeceğine hep beraber şahit olacağız diye düşünüyorum. Siyaset iddia işidir. Siz eğer muhalefet olarak hükümetin karşısına çıkıyorsanız bir anlamda şunu söylüyor olmanız lazım. Biz alternatifiz diyor olmanız lazım, öyle değil mi? İşte alın belediyeleriniz var şu an. Hünerlerinizi gösterin. Yönetim kabiliyetinizi gösterin. Öyle bir yönetim ortaya koyun ki İstanbul'da gördüğünüz o kazalar olmasın. Öyle bir yönetim ortaya koyun ki her yağmur yağdığında Ankara'yı sel almasın. Gösterin. Bunu millete gösterin. Hep beraber görelim. Siyaseti böyle yapın. Siyaseti hakaret ederek, ötekileştirerek, dışlayarak yapmaya çalışmayın. Ümit ediyorum ki şu içinde bulunduğumuz süreç muhalefetin de bu anlamda normalleşmesine vesile olacaktır.